31 Mart seçimlerinde alınan sonuçları değerli buluyoruz. AKP-MHP iktidarının geriletilmesinin tüm Türk halkları için önemli olduğunu vurgu yapmak istiyorum özellikle. Niceliksel bir kazanım elde edilmiştir. Bu kazanımın niteliğe dönüşmesi gerekmektedir. Nitelik diyorken de kastım, bu alınan belediyelerde daha toplumcu, daha sosyal, daha kamucu bir belediyecilik anlayışının doğaya, çevreye, insana, hatta tüm canlılara değer veren bir anlayışın oturması ve hizmetlerin bu şekilde yürütülmesini önemsiyoruz. Tüm Türkiye'de AKP'ye karşı kazanılan belediyeler önemli olmakla birlikte Antalya yerelinde söyleyecek olursak iki belediye dışında AKP-MHP iktidar bloğunun belediyesinin olmamasında yine değerli bulmaktayız. Bizim demokratik kitle örgütleri olarak görevimiz kamuoyu denetimini sağlamaktır. Devletin mekanizmaları tüm yönetim birimlerinde önemli bir işlere sahiptir. Yönetimin aşamalarından biridir. Bu nedenle de demokratik kitle örgütlerine düşen görev ise kamuoyu denetimidir. Kamuoyu denetimi derken de kastettiğimiz şey yapılan hizmetlerin, verilen sözlerin, vaatlerin yerine getirip getirilmediğini daha sonrasında bunun nedenleriyle birlikte ortaya koymaktır. Biz bir demokratik kitle örgütü olarak, bir alevi örgütü olarak tüm başkanların neler vaat ettiği şu an hepsi birer dosya halinde elimizde duruyor. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra Sayın Başkanım neden yapmadınız? Bunu topluma açıklamanız gerekiyor sorusuyla mutlaka kendilerinin karşısına gideceğiz. Ayrıca belediyelerden şunu bekliyoruz. Belirli periyotlar halinde 6 aylık olur, 1 yıllık olur. Tüm demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerini, hatta diğer siyasi partilerin temsilcilerini, mahalle muhtarlarını çağırdıkları, nasıl adaylık dönemlerinden lansman toplantılar yapıyorlarsa kendi kendilerini değerlendirdikleri, öz eleştirilerini verdikleri toplantılar düzenleyerek yaptıklarını, neden yapamadıklarını ve önümüzdeki sürece dair yapacaklarını kamuoyuyla paylaşmalarının şeffaflığı da bir beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Bu anlamda biz Pis Tuğutlar Kültür Derneği Antalya Şubesi olarak denetim anlamında, kamuoyu denetim anlamında üstümüze düşen görevi mutlaka mutlaka yerine getireceğiz. Belediyelerden bir diğer beklentim ise bu tüm Türkiye için geçerli. Antalya'daki belediyelerde dahil olmak üzere. Evet, cemevler bizim hakkımızdır. Aleviler cemevlerin ibadethanesi olarak görmektedir. Çeşitli belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden olsun, DEM Parti'den olsun belediyeler zamanında cemevleri inşa etmişlerdir. Bu davranışı biz olumlu görmekle birlikte bunların yönetiminin de tamamen Alevi kurumlarına teslim edilmesi gerektiğini inanıyoruz. Bildiğiniz üzere hiçbir belediyenin camisi yok. Neden o zaman cemevi var sorusu gündeme geliyor. Evet, yaptıkları hizmeti bu şekilde asıl sahiplerine devrederek yerine getirebilirler diye düşünüyorum. Devlet de getirmiyor. Belediyelerde işte camiler ibadethane olarak görülüp cemevleri zaten devlet nazarına görülüyor. Fakat ben onunla şunu söylemek istiyorum açıkçası. Avrupa'da inanç vergisi diye bir sistem var. Her bir birey kendisine ait hissettiği inanca yönelik gelirinden belli bir vergi kesilmesini istiyor ve bu kesilen vergi bu kurumlara, bu inanç örgütlerine aktarılıyor. Onlar da bütün hizmetlerini kendi ibadethanelerinde yerine getiriyorlar. Bu ülkeden ülkeye değişiyor. Kim ülkede %8, kim ülkede %1, kim ülkede %2 değişiyor. Bizim de aslında bu sisteme geçmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani devletin, belediyeler de, kamunun diğer kurumlarının da aslında din veya din de demeyeyim, inanç alanından tamamen elini çekmesi gerektiği kanısındayım. En doğru sisteminde bu olacağını düşünüyorum. Bunu şeye benzetiyorum, hani sendikal örgütlenme tarzı bir örgütlenme gibi düşünebiliriz. Nasıl gidip sendikalarımıza üye olup o maaşımızdan belli kesinti yapılıyorsa, inanç örgütlerimiz de aynı şekilde üye olarak kendi kendimiz bunun bütçesini karşılamamız gerektiğine inanıyorum. Yani devletin bütçesinden ibadethanelerin elektriğinin, suyunun vesaire hizmetlerinin karşılanmasının doğru olmadığı kanısındayım. Aslında gerçek laiklikte de laikliği karşılayan benim dediğim sistem olduğu kanısındayım.